Havalar serinledi ve tabii ki çamaşırlar artık daha zor kuruyor. Şimdi çiçeklerime çay posasını vereceğim. Çay posası doğal bir gübredir. Mesela günlük hayatta çok fazla gördüğümüz tütün gibi. Tütün de hem zirai doğal bir ilaçtır. Tütün bitkisinin çok zararlısı yoktur. Eyvah! Kedi bağırıyor. Hem de tozu bir gübredir. Şimdi şunu şöyle dökeyim. O yüzden çay posalarını biriktirip bitkilerimizi gübre olarak kullanabiliriz. Mesela kemik unu, kan tozu, bunlar da çok bilinmeyen gübreler aslında. Şunu biraz vereyim. Bu sabahki gübreleme böyle. Yenilebilir çiçeklerden görsel şenliği yüksektir. Özellikle çiğ yağdığında şemsiye gibi bütün yapraklar bir şenliğe dönüşür. Üzerinde böyle küçücük küçücük damlalar insanları mest eder. Tam bir sanat eseri. Doğal bir sanat eseri. Latin çiçeği. Burada da çok güzel fidanlar vardı, fideler vardı ama komşumuz burayı park yeri yapmak için, yani kendi evine yakın bir alan olduğu için bir güzel temizlemiş burayı. Kesmiş. Şurada çok güzel ağaççıklar vardı. Yani insanoğlu böyle. Sonra burayı beğenmemiş, arabasını bu tarafa getirmiş. Bizim evimiz müsait olduğu için. Müstakil evlerin böyle problemleri de olabiliyor. Özellikle yaşanılan yerde arsa fiyatları pahalıysa, yani bu tür diyalogları sıkça görebiliyoruz. Kasım patıların zamanı. Bütün yaz boyunca çile çeken kasım patım canlandı. Buraya da belediyenin kepçesi geliyor. Burayı kazıyor. Yoksa burada çok güzel çiçekler vardı. Şunları alabilmek için, şu çöpleri alabilmek için. Şimdi buraya gene bir şeyler atmışlar. Yani bir evi tahliye etmişler ama kullanılmayan bir ev sanırım. Yine burada çok güzel halılar var. Şu Isparta halısı olması gerekiyor. Dokuma, yün, işte tarihi kıymeti olan bir eşya. Nasıl çöp haline gelmiş. Sanırım evcil hayvan besliyor. Çünkü bir sürü konserve mamalar var. Yazık yani, yazık gerçekten. Belediyenin bir hizmeti olsa, alsa bunları güzelce temizlese, yıkasa. Geçen gün bir tane kadın video çekmiş. Çöpten bir tane yatak bulmuş, seviniyor. İnsanlar da artık insanların samimiyetsizliğinden o kadar bıkmışlar ki herkes numara yapıyorsun diyor, rol yapıyorsun diyor. Yani bana da çok inandırıcı gelmedi. Hep diyorlar ya, hayat içerisinde bazı roller var. Maalesef bazı kişilerin rolleri de böyle ama iyi değil. İnsanlar arasındaki samimiyet ve iyi niyet günden güne yok oluyor. Şahsen ben geçenlerde bayağı böyle aklı başında bir kadın gördüm. Kadıncağız güm diye önümde düştü. Köpekten korktu. Ve önce yardım etmek yerine düşündüm. Acaba numara mı yapıyor? Beni kekliyor mu? Sonra kendimden utandım yani. Hani ne olursa olsun yardım etmek lazım. Eğer beni kandırdığını düşünüyorsa bu kendi ayıbı. Komşum da köpek için buraya su bırakmış. Daha önce kapısının önündeydi. Ama sürekli onu tazeleyemediği için hortumu çıkartıp çeşmenin yanına koymuş. Buradan sürekli tazelensin diye. Ama tabii onun da takibini yapmak lazım. Bir sinek kuşu şunu çok sever. Sağ olasın komşucuğum. Nasılsın? Allah iyilik. Ya benim çiçeklerim hasta oldu biliyor musun? Baksana. Bunlar geçen sene açmıştı.
Ama bu sene açmıyor. Çünkü iklim değişiyor ya. Tabii. Evet. Olur. Yapacak bir şey de yok. Tamam. Hadi güle güle. İyi günler. Evet, bu çiçeğim de hasta. Komşum diyor ki sabahleyin güzel şeylere bakıyorsun diyor. Güzel şeylere bakmak için güzel şeyler yetiştirmek lazım. Bazen bir gülümseme, bir günaydın, bir selam da insanların dünyasını güzelleştirebiliyor. Özellikle de kendini belirli bir çevreye ait hissetmeyen insanlar için bu davranışlar bağlayıcı oluyor. Sen Yusuf abinin kedisi misin? He? Dombalak. Seni dombalak seni. Yusuf amcan sana mamalar mı alıyor? Ha? Gel. Gel seveyim. Gel. Sen değil, sen değil. Eşek kadar oldun sen. Seni sevmeyeceğim. Buraya bir tane tas da bırakmışlar. Ama kırılmış. Herhalde yoldan araba gelirken çarptı. İşte böyle. Sen ne kadar güzelsin. Kaçma ya. Bu herhalde doğuracak. Hamile o yüzden tosun. Gel, gel seveyim hadi gel. 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 Neden korkuyorsun? Neden korkuyorsun? Neden korkuyorsun? Hadi. Hadi daha fazla gürültü yaptırmayalım şunu. O kadar çok sineklenmiş ki unlu bitler artık yağlı bir görüntü vermiş çiçeklere. Yer elması da çok fazla hastalandı. Unlu bit oldu. Defalarca budadım. Sonra tekrar çıktı. Sonra tekrar unlu bit oldu. Şu ana kadar sönmesi gerekiyordu lambanın ama sönmedi. Çok ilginç. Bunu budamak lazım. Şu anda Kasım ayında yer elmasının zamanı. Çok sağlıklıdır. Portakal da çok güzel olur. Lezzetli olur. Bol ekşili. Ve soğuk olarak tüketilir. Sıcak olarak da tüketilir. Birazcık içine pirinç eklenebilir. Ben çok seviyorum. Tabii böyle her gün her gün yenecek bir şey değil. Yani şifa için. Böyle güzel. Hoş bir yiyecek. Ama hani Türk damak tadına uygun. Mesela cipsler yapılıyor son zamanlarda. Pancar cipsi, yer elmasından cipsler. İncecik dilimleyicilerde, akordeonlarda dilimleniyor. Sonrasında fırında pişiriliyor. Hani hem sağlıklı hem de lezzetli. Bugünkü sabah turumuz bu kadar.